bunları anlatırken genellikle çocuk yetiştirme özelinde ailenin dikkat etmesi gerekenler bağlamında da ele aldınız. Yani bir çocuğun irade kontrolünü gerçekleştirebilen biri haline gelmesi için ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili. Ve sizi dinlerken bir yandan şu da aklımdan geçti. Aslında irade kontrolü gösterebilen bir ebeveyn olduğu zaman bunu yaşayabilen bir çocuk görüyoruz. Yani bahsettiğiniz bütün basamaklar ebeveynin irade kontrolünü göstermesiyle ilgili. Yani ebeveyn muhakeme yapacak çocuk için iyi olan nedir, olmayan nedir? Verdiği kararda işte iyi olan ne? Onun telefonla en fazla 15 dakika oynaması. Kararlı olacak bununla alakalı. Yine karar verirken çocuğun ihtiyaçlarını gözetecek. Ebeveyn olabilmenin sorumluluğunu alacak. Aynı. Yani orada ebeveyn de haz odaklı davranmayacak. Tabii. Nedir ebeveynin haz odaklı davranması? Çocuk kendi halinde telefonla takıldığında ben de biraz daha kafamı dinleyip keyfime bakabilirim diyebilirim. Yani aynı. Çok yorulmuşum, çok bunalmışım. Değil mi? Orada o birazcık benden uzakta dursun. Ben de kendi bu şekilde hazıma odaklanmış olabilirim. Bunun yerine işte ebeveyn olma sorumluluğu dediğimizde aynen. onun ihtiyacını gözetebilmek, seçmeyle alakalı tutarlılık, öz kontrol hepsi bir yetişkin olarak çocuğu baz aldığımızda aslında dikkat etmemiz gereken kesinlikle. Bağlamları da içeriyor. Yani bunları yapabilen bir ebeveyn olunca sonrasında bu çocuk neden dersine çalışmıyor, niye okulda arkadaşlarıyla uyumsuzluk aynen. yaşıyor ya da yetişkinlik hayatına geldiğinde neden iş arayışına girmiyor, evde sürekli yatıyor gibi şikayetlerde bulunmanın önüne geçiyor esasında. Aynen. Öncelikli olarak ebeveynin daha iradeli davranabilmesi. Kesinlikle çok güzel söylediniz. Şimdi izleyicilerimizin ben bazen iç seslerini hissediyorum şey anlamında. Hani büyüdü çocuğumuz değil mi? Ben bunları kazandıramamışım. Şey yapmayın hani bu konuda üzülmeyin şöyle. Biz irade kavramını her zaman kas gibi düşünüyoruz. Tabii ki geçmişte bunları veremeyebilirsiniz ya da kendinizi o kadar iradeli göremeyebilirsiniz. Ama ufak ufak sorumluluklarla ve çocuğun da kişiliğini, mizacını ve önceden bir şey yapmayışını da göz alarak. Yani dediğiniz o kadar güzel ki mesela şu konularda çok şikayet alıyoruz Nihan Hanım. Ben çocuğumun işte atıyorum kolejlere yolladım, şunlara yolladım falan. İş arayışında aynen yani çocuğum evde bütün gün vakit geçiriyor. İş aramıyor, işte kendisi çalışmak için bir şey yapmıyor falan. Şimdi buralarda benim çocuğuma hani şu kadar şey verdim ve bir anda yüklenmek yerine onun aslında iradesini kullanması için ne yazık ki ben de ebeveyn olarak alan yaratmadığım için minimal düzeyde nasıl başlayabilirim? Yani minimal düzey çok güzel. Bazı aileler böyle harika. Ben onu seviyorum. Kendini değiştiren ve dönüştüren aileler muhteşem. Yani bizim geçmişimiz ne olursa olsun kendimizi değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz. Nasıl mesela? Çocuğunuza günlük bazı ufak sorumluluklar vererek bakın iş arayışıyla ilgili her gün nasihat vermek yerine, her gün konuşmak yerine ufak sorumluluklar vererek. Bazı aileler bunu çok güzel şekillerde yapıyor. Mesela bir baba var, iş yeri var filan. Her gün diyor sen gel diyor bana iki saat bir yardım et. Bakın çok tatlı bir dille söylüyor böyle şefkatli. Diyor ki sen her gün gel bana bir iki saat yardım et. Ya da bir abi var onun dükkanda örnek veriyorum. Bir saatlik bir şeyi varmış bir gide verir misin filan. Şimdi her çocuk bakın anne babasının onayını ister. Anne babanın gözünde bir ışık olmak ister. Yani bu çocuklardaki en temel duygumuz. Siz çocuğunuza her gün iş bul, iş bul, iş bul böyle sürekli nasihat ettikçe ve ne beceriksiz adamsın alt mesajını da verdikçe ya da işte kadınsın alt mesajını da verdikçe çocuk sizin gözünüzdeki ışığı yani o size sevgi dolu bakan ona sevgi dolu baktığınız ışığı kaybettiğini düşünüp size daha çok düşman olacaktır. Her çocuk bakın bu bizim herkesin anne baba olarak çok önemli bir şeyi ney? Her çocuk sevmek, sevilmek ve anne babasına onay almak ister. O yüzden biz nasihat yerine çok konuşmak ya da o saatlerce vaaz vermek yerine çocuğuma ufak ufak iradesini güçlendirici neler yapabilirim? Bununla ilgili becerileri kazandırmak, onaylamak ondan sonra ve şunu da düşünmem lazım. Geçmişte ben çocuğuma bunu geliştirmesi için fırsat yaratmadım, alan yaratmadım. Yani ben 20 yıllık, 25 yıllık düşünün bana terapiye gelse derim ki size 10 yıllık terapi süreci falan derim yani bir şeyin değişmesi. Siz diyorsunuz ki ben 3 tane nasihat edeyim, 3 tane vaaz vereyim. Bu çocuk bir anda bizim komşunun çocuğu gibi acar bir şey olsun. Hayır öyle değil. Yani
benim de ebeveyn olarak zahmet çekmem gerekiyor, biraz uğraşmam gerekiyor. Ama ne olur şundan vazgeçin oğlum. En çok benim ergenlerden çok fazla dinlediğim şey nasihat etmekten, vaaz etmekten. Hani her zaman öyle denir ya, esprili. İşte halıya bakıp desenlerini sayan şeyler. Sürekli annem babam vaaz ediyor, ben halılara bakıyorum falan gibi. Ha, o yüzden biraz daha benim sorumluluk alıp ben nasıl bir çocuğuma ebeveynlik yaptım, iradesini geliştirmesi için alanlar yarattım mı ve şu anda da yapmayışını bir tarafıyla ben tölere edemeyip, hani o vardır ya, ebeveynliğe toz kondurmayan aileler, bir tarafıyla savunmada herkes, ama işte o zaman çocuk burada nasıl çıktı? Ha, şöyle bir şey olabilir mi? Çocuğunuzun, örnek veriyorum, bazı çocuklar öyledir. Orta iradeli, yani nasıl bir tabir verilir? Orta iradeli, yani çok aşırı iradeli de değil, çok şey de değil. Ya da orta sorumluluk sahibi oluşunu da mı tölere edemiyorsun? Mesela bu da olabilir. Evet. Yani hani bazen vardır ya, mesela bazı çocuk vardır değil mi? Standart bir işe girip 5 işte mesai, işte 8'li 5'li böyle bir mesaide ortalama bir maaşla geçinip hayatını sürdürmek ister. Ama ben hırslı bir anne babayım. Daha fazla sorumluluk verip daha fazla şey olsun ve daha fazla bir yerlere gelsin telaşındayım. Bu benim mizacımla ilişkili. Tabii herkes bu kadar kendine öz eleştiri yapamıyor. Ama biz oradaki heba olan çocuklarla çalışıyoruz. Hep her zaman diyor ki, mesela çocuk, örnek veriyorum. İşte mühendisliği seçmiş, doktorluğu seçmiş ya da işte atıyorum avukatlığı seçmiş, her neyse. Bu mesleğin diyor bana uygun olmadığını 40 yaşında anladım diyor. 45 yaşında anladım. Çünkü anne ve babam hep benim başarılı olmamı istedi. Hep bir yerlere gelmemi istedi. Çok para kazanmamı istedi. Tamam, onlara göre bir hayat felsefesi var ama bu çocuk, örnek veriyorum, psikolog olmak istedi. Ya da işte bu çocuk, örnek veriyorum, öğretmen olmak istedi. Hayatını böyle küçük küçük çocuklarla birlikte sevimli bir şekilde geçirmek istedi. Yani benim oralarda anne baba olarak da çocuğuma bir şeyleri verirken kendi mizaç ya da isteklerimden bağımsız, onun da kendi iradesini de hoş görerek bir şeyleri yapıyor olmam lazım. Bir de şeyi, o işle ilgili şunu söylemek istiyorum. İnsanlarda, yani özellikle gençlerimizde şöyle bir şey oluyor. Mezuniyet bittikten sonra bazı çocuklarda bir ayrılma süreci gibi bir süreç yaşanıyor. Yani biraz toparlanmaları için, hemen iş bulmaları değil de süre vermek gerekiyor. Yani her çocuk o hayatın deneyimini, hani vardır ya böyle havuza atılmaya ve denize atılmaya çok müsait değil. Bir anda hayat onlara çok korkutucu geliyor ve ne yapacağını bilemiyor filan. O eve kapanıyor, işte bir yere gitmiyor. Anne babalar telaşlanıyor. Ay, bir çocuğumuz işte, örnek veriyorum, şey mi olacak, işsiz mi olacak, işte çalışmayacak mı, biz ona mı bakacağız? Telaşlanmayın. Bazı çocuklar o üniversite ortamından filan çıkınca kendi arayışları ve duygusal regülasyonlarını sağlıyorlar. Biraz onlara zaman tanıyın, alan tanıyın, kendilerini o hayatın, vardır ya acımasızlığı, o kurtlar sofrası karşısında ne yapacağıyla ilgili kendilerini biraz daha nedir o, nadasa bırakmaları için fırsat da verin. Burada bir yandan çocuklukla alakalı kısımlara değindik ve biraz yetişkinliğe doğru da geçmeye başlamış olduk. Mesela iş seçimiyle, işle alakalı bir gayret göstermekle ilgili. Burada özellikle yetişkinlikte de yaşanan sorunların temelinde yine bu iradenin tanımıyla alakalı bahsettiğiniz kısımla paralel olan istediğini bilme, ne istediğinin farkında olma ve neyi istemediğinin de farkında olma. Yani istemediğini reddetme. Bizim en çok konuştuğumuz konular arasında yer almaya başladı hayır diyebilme becerisi. Çok doğru. Hayır diyemiyorum dediğimiz kısımlarda yine bizim irademizle bağlantılı olarak arka planında sadece bugünü baz almadan, yani bugüne kadar yaşadıklarımızın oluşturduğu bir arka planında ele alınması gerektiğini her zaman vurguluyoruz. O zaman iradesizim deyip kendine böyle bir eleştiride bulunan kişiler açısından acaba istediğini yapabilme ve istemediği şeyi reddetme ile alakalı yaşadığı sorunlar, bunlar temelini nereden alıyor? Tabii. Mesela isteklerinin, bu çok temel bir tartışma, özgür irade tartışması, yıllardır felsefede de yer alır. Efsane. Var mı, çok yani güzel. Özgür irade var mı kısmı? Başlı başına tartışılırken bir yandan biz kendimize bir de şunu sormaya başlıyoruz yetişkinlikte. Ya ben isteyerek yapmıştım bu işi ama şimdi niye memnun değilim? Harika. Sevdiğim kişiyle evlendim. Değil mi? Yani ben onu çok seviyorum, biliyorum. Ama ne oluyor da şimdi beni huzursuz eden bir şeyler oluyor gibi. Böyle kararlarımızı sorguladığımız ya da karar vermekte zorlandığımız alanlar olabiliyor. Burada istediğimiz şeyi gerçekten biz mi istiyoruz yoksa başka şeylerden mi etkileniyoruz? Evet.
Mesela bunları nasıl ayırt edebiliriz? Çok güzel. İsteklerimiz konusunda nasıl daha net fikirlere sahip olabiliriz? Bunu ayrı bir konu yapalım Nihan Hanım. Çok çok güzel bir konu. Biraz felsefeden de falan girelim böyle. Güzel bir konu. Özgür irade var. Bir de bence. Biz konuşalım. Direkt felsefe programına doğru. Çok güzel bence. Harika bir konu. Saatlerce konuşabiliriz. Şimdi ben biraz daha bunun kuramsal altyapısından bahsetmek istiyorum. Çünkü sevdiğim bir teori, kuram. Self-determination teori diye kendini belirleme, öz belirleme kuramı diye bir kuram var. Bu kuramın sayıltıları şu, diyor ki bir kişinin temel psikolojik ihtiyaçları karşılanmalı ki aslında hayatta bir tarafıyla kendisi gibi de var olabilsin. Şimdi bu ne mesela, bunun kavramları ne? Mesela özerk olmak, bağımsız olmak. Şimdi özerklik ne demek? İşte o özgür iradenin de şeyinde o. Ben ne kadar bağımsızım ki hayatımda buna dayanarak da seçimler yapabiliyorum. Yani ben kendi bağımsızlığımı kazanabildim mi? Bakın bu nasıl bir konu? Yani bunu dediğim gibi saatlerce konuşabiliriz. Ailemde ben kendi bağımsızlığımı kazanabildim mi? Ya da bir şeyleri seçerken toplumdan da ayrı bir şekilde bağımsız hareket edebilme gücüm var mı? Yoksa şu kıyafeti giymediğimde millet bana ne der? Ya da şunu yapmadığımda millet ne der? Ya da şu eşi seçtiğimde, örnek veriyorum, annem baba ne der? Bakın burada özerk olmayan, aslında bir tarafıyla kendi bağımsızlığını ilan edememiş bir figür görüyoruz. Bu çok güzel. Aile terapisinde de işte Murray Bowen ve diğer terapistlerin bahsettiği gibi ayrışma, differentiation kavramı giriyor buraya da. Ne var? Kişi ne kadar ayrışabildi ki aile rollerinden ya da kendi şeyinden? O zaman ona göre de hani işte annesinin istedikleri, babasının istedikleri, amcasının yaptıkları, dedesinin örnek olduğu yerde tam çıkabilmek mümkün mü? Değil. Çünkü biz o ailenin içinde bir havayı soluyoruz ve o ailenin içerisinde bağımsızlığımızı, hele ki biraz böyle aykırı bir şekilde ilan ettiğimizde, nasıl yani, sen bizden değilsin, hani vardır ya böyle, bizim soyadımızdan değilsin falan, yani reddeden aileler falan, çok travmatik süreçler. Yani bunu bakın, çok kolay kolay diyeceğim, hani bir hayat seçimi değil mi, nedir, iş seçimi, bir de eş seçimi, iki tane bir şey var. Yani buralarda bile aslında bir tarafıyla çocukların kendi böyle, hani var ya, ben bu kızı seçtim, işte bu adamı seçtim ya da bu mesleği seçtim dediğim yerde anne babaların günlerce küsmesi, işte babanın yüzüne bakmaması, düğününe gelmemesi, şu bir bakıyoruz ki çocuk özerk olmaya çalıştığı yerde sürekli baltalanıyor. O yüzden kendi seçimlerini yapabilmemiz için bu teorinin de bahsettiği gibi özerklik. Aynı zamanda yanına yeterlilik kavramı giriyor. Yeterlik ne demek? Ben kendimi seçim yapabilme gücünde hissediyor muyum? Yani yeterli birisi miyim? Özgüvenli miyim? Kendime inanıyor muyum? Hani vardır ya, bunlar çok zor kavramlar. Yani ben kendim bir şey seçtiğimde zordur ama bunu yapabileceğime dair özgüvenim var mı? İşte bu özgüven de öyle çocukluktan itibaren gelişen bir şey. Yaşadığımız deneyimlerle gelişen bir şey. Bir de çok güzel de bir şey aslında, o psikolojik ihtiyaçlarımız. Yakınlık ve ilişki ihtiyacı. Bu da benim çok temel bir ihtiyacım. Yani tamamen kararları alırken ya da hayatımla ilgili seçimleri yaparken insanlardan uzak ya da o ilişkisellik ihtiyacımı reddederek değil de bir tarafıyla onun da rehberliğinde, onun da yanımda oluşuyla birlikte aslında bu temel psikolojik ihtiyaçlarımla seçimler yapıyorum. Özgür iradenin temelinde ya da bağımsız seçimlerin yapabilme temelinde yeterlilik, özerklik gibi çok güçlü kavramlar var. Özgüven buradaki çok temel bir kelime ama aynı zamanda da özerk ve bağımsız olabilmek. Bağımsızlık hakkında dediğim gibi saatlerce konuşulabilir. Biz toplumumuzun tabii ki artıları var, eksileri var. Yani eleştirilebilir aile kavramları ya da diğer şeyleri. Ama çocuklarımızı hani var ya, evlendiğinde üst kata geçiren ve sürekli evine giren, anahtarı isteyen falan. Yani artık özerkliğin tamamen ihlal edildiği. Günümüzde hala böyle tartışmalar mı yaşanıyor? Evet, aile terapisinde biz bunları konuşuyoruz Nihan Hanım. Kayınvalidem evimin anahtarını almak istiyor. Nasıl yani? Yatak odama pat diye giriyor. Nasıl? Şimdi bakıyoruz, özerkliği geçtim artık, hani dinimizde de olan aslında çok mahremiyet dediğimiz karı koca ilişkileri, kendi özel alanımız, hani buraların bu kadar aileler tarafından ihlal edildiği yerde bir de ben bir seçim mi yapacağım falan, bir şeyler mi yapacağım falan, direkt o aileden dışlanabiliyorsunuz. O yüzden özerklik seçim yapma ve iradenin de çok temelinde olan bir kavram aslında.
Biraz yine ben kendimize böyle bir etiketle yaklaşma kısmından devam edelim istiyorum. Yani çok iradesizim. Değil mi? İstikrarlı olamıyorum. Aynen. Pazartesi diyete başlıyorum. Çarşamba bozmuş oluyorum. Evet. Dediğimiz durumlar. Evet. Biraz değindiniz buna. Yani iradesiz insan aslında olur mu olmaz mı kısmına. Ama biz bu etiketle neden yaşıyoruz? Evet. Neden bu etiketi sürdürüyoruz? Evet. Yani burada da bizim bence konfor alanımızdan çıkma işimiz var hepimiz için. Şununla yüzleşmemiz gerekiyor. Yani benim kendime iradesiz dediğim yerde o spor yapmak gibi biraz kan ter gözyaşı dökmem gerekiyor. Biraz bedel ödemem gerekiyor. Evet. İşte sporda biliriz meyvesini 1-2 ay sonrasında alırız. Ama her gün istikrarlı bir şekilde gitmem gerekiyor. İşte ben o istikrarı aslında niye sağlayamıyorum? Bakın istikrar dediğimiz o işte tutarlıktır. Ondan sonra o sebat dediğimiz belki bir şey biraz daha sonrasında onlara da değiniriz. Azim, sebat, sabır. Yani bu kavramları da kendimizde geliştirebilmemiz gerekiyor. Ama bu da geliştirebilmek için bildiğiniz deneyim yoluyla oluyor. Evet. Hani bazı insanlar tamam bazı çocuklar mizaçtan böyle dayanıklı o ayrı. Ama benim geliştiremeyeceğim anlamı gelmiyor. Ben mesela askerlik eğitimlerini ona benzetiyorum değil mi? Kimse komando doğmuyor yani. O komando eğitimlerinde nasıl? Şu dağlara çıkılıyor, şunları yapılıyor, ormanda kalıyorsun bilmem ne filan. Mesela anlatırlar ben askerlerim falan dinliyorum böyle şeylerini. Diyor ki baştan diyor şunu yapamayacağımı düşünmüştüm. Şöyle sonrasında bunu yaptım. Sonra onu yaptığımı düşününce sonra bunu yaptım filan. Aa bir bakmışız şey sporcuların eğitimleri de öyle. Mesela ilk başlarda diyor şu kadar mesafeye koşamazdım. Sonra şunu yaptım. Yani bildiğiniz orada ben her gün rutinime ya da yapacağım yere duygum gelmeden belki onu da konuşmak lazım. Hani vardır ya istek gelmiyor bunu yapmak için arzu gelmiyor. İşte bu sabır sebat ya da irade kavramlarının içerisinde duygunun böyle bir yeri yok. Yani ben bunu yapmak için kendimi şartlıyorum ve bunu bir ödev gibi yapıyorum. Gündelik bir rutin gibi. Duygum geldi ve iyi hissedeyim dediğiniz yerde o duygu hiçbir zaman gelmez. Çünkü neden biliyor musunuz? Haz odaklı insanlarız. Yani şu an hani 100 tane insana da sorsanız şöyle bir hayat deseniz hoşuna gider. İşte hiçbir şeyim yapmadım, paranın geldiği. Ya böyle insanı şey yapar yani haz çünkü öyle bir mekanizmamız var. Yani iradenin orada olmadığında keyifli bir dünya. Hani var ya sürekli yediğimiz, içtiğimiz ondan sonra sürekli böyle oyunlar oynadığımız mutluluk bir hayat yani. Bu bir şey, ütopik. İşte bizim oralarda kendimi biraz daha ben acıya ne kadar bırakabiliyorum? Ben acı diye şey yapıyorum. Kendimi o zorluğa ne kadar maruz bırakıyorum? Ve zorluğu orada keyfimin gelmesini bekleyerek mi acaba telafi etmeye çalışıyorum? O keyfinizi beklerseniz hiçbir zaman gelmeyecek. Tabii. Bildiğiniz masaya oturacaksınız, bildiğiniz kursa gideceksiniz, bildiğiniz öf 3 saat bilmem ne yaptım filan biraz canınız sıkıla sıkıla filan. Ne oluyor? O canınız sıkıla sıkıla üfleye püfleye bir süre sonra aa ben 2 saat yapabiliyormuşum. Bir saat yapabiliyormuş. İşte o sonrasında gelen bir duygu, alışkanlık. Belki onu da konuşalım. Yani iradenin aslında birbirine bağlandığı önemli kavramlardan birisi de alışkanlık, sabır, azim. Buralar aslında kişinin de o davranışlarıyla birlikte bir örüntüye girdiği ve bırakamadığı bir şey. Hani biliriz ya babalarımız, annelerimizi. İşte sabah işe giderken her zaman işte 5'te kalkmışlardır yıllarca 40 yıl. Emekli olurlar yine 5'te kalkarlar. Çünkü artık diyor alışmışım buna falan. Bu yani mesela kitap okumaktan tutun işte atıyorum gezidir şudur budur bir şey alıştığınız zaman onu yapmadığında yokluğunu hissediyorsunuz. Haz da öyle. Yani ben hazlarla ilgili sürekli bir alışkanlığım varsa her şey yaptığımda yemek yiyorsam ya da o benim alışkanlığım ama öbür türlü yerde alışkanlığım yoksa ben o alışkanlığı yaratmak için bir çaba sarf etmem gerekiyor aslında. Neticede her konuda olduğu gibi burada da bizim çabamızla alakalı bir durum var. Yani bir çaba göstereceğiz. Kesinlikle. Bununla alakalı hem istikrarlı olabilmek adına en başında harekete geçmeden yani eylemsel olarak bir şey yapmadan önce içsel olarak da bir harekete geçip orada işte ben gerçekten bunu istiyor muyum istemiyor muyum yoksa başkası yaptığımda daha mutlu olacak diye mi bunu yapmaya karar veriyorum? Ya da yıllardır memnun olmadığım bir şeyi sürdürmemin arka planında gerçekten bunun benim isteyip istemediğimle alakalı ne kadar bir payı var? Aynen. Bunları keşfetmekle alakalı bir adım atmak. Yine burada da bir çabadan bahsediyoruz. Çaba. Bunu netleştirdiğim zaman yaşayabileceğim muhtemel huzursuz edecek duyguları yaşamaya imkan sağlamak da bunun sorumluluğunu almaktan huzursuz bahsediyoruz. Huzursuz eden duygular çok güzel. Aynen. Yani ben belki de sadece annem babam mutlu olsun diye bu okula gittim. Bu mesleği tercih ettim ve yıllardır bu işin içinde içten içe beni kaplayan bir huzursuzluk var. Aynen.
Çok da ikna etmişim kendimi ama bir şeyler yolunda gitmiyor. Bunları fark etmek için işte iradenin ilk aşamalarından başlamamız gerekiyor. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Tamam. Hepsini konuşmaya çalışacağız. Tamam. Şimdi çok kısa bir aramız var. Ardından tekrar sizlerleyiz.